Selamlar, saygılar sevgili takipçilerimiz. Yepyeni bir videomuza daha hoş geldiniz. 30 Ağustos'ta 99. yıl dönümünü kutladığımız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Bu yılki kutlamalar sırasında büyük bir sürpriz yapılarak savunma gücümüzü merkezi bir yapıya kavuşturacak olan ve yerli Pentagon olarak isimlendirilen Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi'nin temel atma töreni de gerçekleştirildi. Biz de projenin detaylarını sizlere sunmak istedik. Videomuzda ilk olarak ABD Savunma Bakanlığı binası olan Pentagon'u geniş kapsamlı olarak inceleyecek daha sonra Ay Yıldız yerleşkemizi detaylandıracak ve bu proje kapsamındaki tespit ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız. Ben Murat Yaralı Küresel Savaşçı Türkiye sunumu başlıyor. Pentagon yani Türkçe geometrik anlamıyla beşgen Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın genel merkez binasıdır. Bina beş köşeli olacak şekilde yapıldığı için bu şekilde ifade edilmektedir. Pentagon ifadesi ayrıca sıklıkla Savunma Bakanlığı ve bakanlık yöneticileri için mecazen kullanılır ve Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetlerini temsil eder. Pentagon için Amerikan askeri ve siyasi gücünün cisimleşmiş halidir diyebiliriz. Buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Pentagon binasının inşa edilmesindeki en temel amaç Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ni ABD'nin katılmasının kaçınılmaz olarak değerlendirildiği 2. Dünya Savaşı'na organizasyonel olarak hazırlamaktır. 1. ve 2. Dünya Savaşları arasındaki dönemde savaş ve donanma bakanlıkları 21 ayrı binadan yönetilmekteydi ve yaklaşmakta olan büyük savaş öncesinde bunları bir araya toplamak artık bir zaruret haline gelmişti. Pentagon'da Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı kara, deniz, hava kuvvetleri ve deniz piyade komutanlığı olmak üzere 4 kuvvet komutanlığı ve ayrıca ulusal muhafız bürosu bulunmaktadır. Binanın temeli 11 Eylül 1941'de atılmış 13 bin işçinin çok yoğun çalışması sonucu resmi olarak 15 Ocak 1943'te yani 16 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Bina Kararlı bir kudretin ve ulusal gücün sembolü olmalı, muktedir bir devletin siyaset ve savaş çarklarını döndürebilecek güce sahip bir yönetim mabedi olma özelliğini yansıtabilmeli ve teknolojik ilerlemelerin pürüzsüz ve etkin bir biçimde kullanılabileceği şekilde tasarlanmalıydı. Bu kapsamda Pentagon dünyanın en büyük ofis binası olarak tasarlandı. Bina 2.4 milyon metrekare büyüklüğünde bir arsaya kurulmuştur. Yaklaşık 600 bin metrekare kapalı alana ve bu alanın 340 bin metrekarelik kısmında ise ofis kullanımına sahiptir. Binanın 5 köşesi yer altında 2 ve yer üstünde 5 olmak üzere 7 katı ve her katta 5 çember koridoru vardır. Pentagon ortalama 22 metre yüksekliğinde ve binanın 5 köşesinin her biri 281 metre uzunluğundadır. Yaklaşık 25 bin askeri ve sivil personel Pentagon'da çalışıyor ve binanın koridorları tam 28 kilometre uzunluğunda. Tasarımından kaynaklanan özellikler sebebiyle bir kişinin Pentagon'daki herhangi iki nokta arasını 7 dakikadan kısa bir sürede yürümesi mümkündür. Merkezdeki 20 bin metrekare büyüklüğündeki beşgen meydan Grand Zero yani sıfır noktası olarak adlandırılır çünkü yaşanacak herhangi bir nükleer harpte ilk bu buranın hedef alınacağı değerlendirilmektedir. Yatay mimarinin tercih edilmesindeki temel neden 2. Dünya Savaşı yıllarında doğal olarak baş gösteren çelik temini sıkıntısıdır. Bu kapsamda binanın önemli bir bölümü betonarme bir yapıya kavuşmuştur. Pentagon'un günümüze uyarlanan toplam maliyeti tam 1.3 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır. Yani TCG Anadolu LHD'nin maliyetiyle neredeyse aynıdır. Dilerseniz şimdi de Ay Yıldız projemize giriş yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ay Yıldız projesini tanıttığı toplantıda Ay Yıldız projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz. Kara Kuvvetleri binası 1937, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin müşterek binaları 1960 yılında inşa edildi ve Hava Kuvvetleri 1985 yılında ayrı bir binaya taşındı. Ancak artık bize müşterek bir merkez gerekiyor. Hem yatırım, hem harcamalar, hem de özellikle savunma noktasında bize öyle bir merkez gerekiyor ki bu merkezle beraber biz daha bulunduğumuz yerden dünyaya farklı bir sinyal verelim. Hele hele siber güvenliğin, siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde bize işte şu anda temelini attığımız böyle bir ay yıldız projesi yakışır dedik ve inşallah bugün de bu temeli beraber atıyoruz diye konuştu. Olayların ve durumların hızla değiştiği günümüz dünyasında zamanın ve kaynakların etkin yönetilmesinin önemine dikkat çeken Milli Savunma Bakanı Akar ise Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarımızın aynı tesis içerisinde yer alacak olmasıyla bir yandan etkin, süratli koordinasyon sağlanacak Diğer taraftan da zamandan, enerjiden ve iş gücünden önemli bir tasarruf yapılarak kaynaklarımız daha verimli bir şekilde kullanılmış olacaktır. Etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle dünyanın önde gelen ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri bu yeni müşterek karargah ile günümüz ihtiyaçlarına uygun bir yönetim merkezine kavuşacaktır. Tüm sanat eserlerinde olduğu gibi mimari eserlerde kendisini inşa eden toplumun hayatından, kültürel özelliklerinden ve tarihinden beslenmekte olduğu medeniyetin ruhunu yansıtmaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yılında tamamlanması planlanan Ay Yıldız Müşterek Karargah projesi de ülkemizin ve silahlı kuvvetlerimizin modern, dinamik ve güçlü yapısını yansıtan mimari bir kimlik taşımaktadır ifadelerini kullandı. Ay Yıldız projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı ve tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz. Yeni karargahımız beton yapısından siber güvenlik önlemlerine, balistik saldırıdan Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditlere kadar inşaat teknolojisinin tüm imkanları kullanılarak tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra ergonomik ilkelerle inşa edilecek Çevre dostu ve akıllı niteliklere haiz karagah binamız dizaynı, özgünlüğü, büyüklüğü ve teknolojik özellikleriyle dünyadaki en modern, en fonksiyonel karargahlar arasındaki yerini alacak bu yönüyle de önemli bir model oluşturacaktır. Yeni Türk Silahlı Kuvvetleri ve Bakanlık Karargahı gelecekteki savaş konseptlerini de dikkate alan bir nükleer savaşta dahi içerisinde harekatın yönetilebileceği bir merkez olacak. Bina doğrudan ülke güvenliği ile ilgili bir yapı olması sebebiyle çok önemli bir konumda bulunuyor. Ay Yıldız Yerleşkesi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Etimeskut'ta bulunan yeni binasının hemen yanı başındaki alanda inşa ediliyor. Yerleşke yaklaşık olarak 12.6 milyon metrekarelik bir arazi üzerine inşa edilecek ve binaların kapalı alanı toplamda 890 bin metrekareyi bulacak. Ay Yıldız yerleşkesinde yaklaşık 15 bin personel hizmet verebilecek ve yerleşkenin ortasında 23 bin metrekarelik bir tören alanı da yer alacak. Proje bölüm bölüm tamamlanacak ve önce Milli Savunma Bakanlığı Ardından ise diğer kuvvet komutanlıkları yeni yerleşkesindeki yerini alacak. Normalde 29 Ekim 2023'te tamamlanması planlanan tesisin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören sırasında yaptığı girdilerle 19 Mayıs 2023'te hizmete alınması kararlaştırıldı. Sevgili takipçilerimiz şimdi de konu hakkındaki tespit ve değerlendirmelerimizi sizlere sunmak istiyorum. Temel atma töreni Bugün düzenlenmiş olsa da uydu fotoğraflarında ay yıldız yerleşkesi inşaatının aylar öncesinde başladığı net olarak görülebiliyor. İnşaatta ciddi bir ilerleme çoktan sağlanmış durumda. Bu kapsamda 19 Mayıs 2023'te bitmesi durumunda inşaatın yaklaşık 2 yılda tamamlanacağı öngörülmektedir. Ay yıldız projesini incelediğimizde üzerine inşa edildiği arazinin büyüklüğü açısından Pentagon'dan 5 kat, ve kapalı alan açısından ise bir buçuk kat daha büyük olduğunu görüyoruz. Bu itibarla dünyanın en büyük ofis binası sıfatı el değiştirecek ve Ay Yıldız birinci sırada olacak. Savunma gücümüzün merkezinde her ne kadar şimdilik 15 kişi çalışabileceği açıklansa da gerekmesi durumunda bu sayının 30 bine kadar çıkabileceğini değerlendirebiliriz. Projede Milli Savunma Bakanlığı'nın iki yanında Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı olduğu uzak köşelerde ise Deniz ve Hava Kuvvetleri Karargahı'na yer verildiği gözlemleniyor. Buradan Türkiye'nin gelecekteki askeri anlayışının nasıl olacağını daha doğrusu nasıl aynı kalacağını ve kara kuvvetlere odaklı zihniyetin devam edeceğini anlıyoruz. Bu tablo deniz, denizcilik ve donanmanın önemini ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik en büyük tehditlerin her daim denizden geleceği gerçeğini hala kavrayamadığımızın önemli bir göstergesi niteliğinde projenin maliyetinin 750 milyon ila 1 milyar dolar civarında olacağını düşündüğümüzde içerisinde bulunduğumuz ekonomik daralmaya rağmen bu yatırımın göze alınmasının arkasında çok önemli geçerli sebepler olsa gerek. Videomuzun başında belirttiğimiz üzere ABD Pentagon'u 20. yüzyılın en önemli olayı olan İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık olması maksadıyla inşa etmişti. Tüm askeri organizasyonu aynı çatı altında birleştirmek elbette çok önemli ve faydalı bir amaçtır. Amerika'nın Pentagon'u inşa etmesi ve bugüne kadar kullanmasının sağladığı katkılar. Cumhurbaşkanımız ve Savunma Bakanımızın açıklamaları ortadayken bu bina ve organizasyon bize ne katacak diye beyin fırtınası yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu zamanda bu kadar büyük bütçeli bir projenin ortaya konması gerekli midir? Bu sorunun cevabını yorumlar kısmında belirtmenizi rica ediyorum. Böyle bir projenin koordinasyon ve hız açısından Türk Silahlı Kuvvetlerine çok şey katacağı aşikar. Ancak bütün kuvvet komutanlıklarının ve 15 bin askerin bir araya toplanmasının faydalarından söz edilirken risklerinin olup olmayacağının da detaylıca araştırılması gerektiği düşünülebilir. Sevgili takipçilerimiz bugün de videomuzun sonuna geldik. Mütakip videolarda görüşmek üzere bir sonraki video kadar savaş kalın.